Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Berberoğlu'nun gözaltına alındığı haberini CHP Litunca Özkan, sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Berberoğlu gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Özkan gözaltı haberini sosyal medyadan duyurdu. Özkan, "Enis Berberoğlu İstanbul'da şu an gözaltında. Vatan emniyete götürülüyor. Neden? Bunca zulüm neden? Yarın savcıya kendisi gidecek bir insana bunca zalimlik neden?" ifadelerini kullandı. Berberoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldığı hapis cezası genel kurulda okunup milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındığında CHP genel merkezindeydi. Kararın hemen ardından yaptığı açıklamada Berberoğlu yakın zamanda cezaevine teslim olarak kalan 18 aylık cezasını yatacağını söylemişti cezaevinden tahliye olduğu dönemde de bu bir teneffüs açıklaması yaptığını hatırlatan Berberoğlu, dolayısıyla bu karar benim için sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı ifadelerini kullanmıştı. Enis Berberoğlu, siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda cezaları onanan ancak Anayasa Mahkemesi'nde dosyaları henüz karara bağlanmamış olan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de milletvekillikleri düşürülmüştü. Alınan bu kararın ardından HDP'li Farisoğulları ve Güven de gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişlerdi. Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Bu video için emeklerimizi faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.